Oksijen stüdyolarından günaydın. Bugün 22 Mart 2019, günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Sayın izleyiciler, güne bakışta sizlerle birlikteyiz. Her zaman yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere okumaya çalışıyorum. Elimde Oksijen Medya Grubu'nun Parantez Gazetesi ve Parantez Gazetesi'nin birinci sayfaya çıkardığı haberlerin manşetinde şu var: ne yazık ki acı bir haber dün gerçekleşti. Şehit uzman Çavuş memleketine uğurlandı. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman jandarma Çavuş Erdem Aydın, sabah saatlerinde fiziki yeterlilik testi sonrası kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan uzman Çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Şehit uzman Çavuş için öğleden sonra da İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi ve memleketi Konya'ya uğurlandı. Biz rahmet diliyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz Oksijen ailesi olarak. Evet sayın izleyiciler, bir diğer haberlere geçiyoruz. Kadın vatandaşlarda farkındalık oluşturuluyor. Hemen haber başlığının altında. Türkiye'de kalın bağırsak kanserleri tüm kanserler içerisinde 3. sırada yer alıyor. Erken tanısı konulduğunda kalın bağırsak kanserinin tedavisi daha etkin olabiliyor. Bu nedenle 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kalın bağırsak kanseri için artmış riski olanlar ise erken tanıma programına alınmalı denilmiş haberde. Evet, okuyabileceğim üçüncü bir haber daha var Parantez Gazetesi'nde. Biliyorsunuz sayın izleyiciler, ormancılık haftası başladı ve bir hafta boyunca da özellikle fidan dikimi olsun, yeşil alanların bakımı olsun çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ona ilişkin bir haber var. Ormancılık haftası için yarışma yapıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Oryantilik Federasyonu işbirliğiyle çeşitli dallarda müsabakalar düzenlendi. Oksijen Medya Grubu'nun bir başka gazetesi Düzce'nin sesiyle birinci sayfa haberlerini sizlere okumaya devam ediyorum. Evet, siyasi haberlerden AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Faruk Özlü ilişkin bir haber. Klasik bir belediye başkanı olmayacağım, söz veriyorum denilmiş haberde. AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü, Düzce'ye küçük hesaplarla, küçük projelerle bakamayız. Düzce'ye büyük bir vizyonla ve büyük bir pencereden bakmak zorundayız demiş Faruk Özlü haberde. Hemen arkasından Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkanı Erdoğan Bey'e ilişkin bir haber var. Bıyık projelerini paylaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Erdoğan Bıyık, Uzun Mustafa Mahallesi'nde Düzce'li hitap etti. Erdoğan Bıyık, düzenlenen programda MHP'nin benimsemiş olduğu üretken belediyeciliği anlattı. Bir başka haber, 2019'da 200 bin fidan toprakla buluşacak. Ormanlar ülkelerin doğal güzellikleri, yaban hayatın yaşam alanıdır. Temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlılar için devamlı kararlı ve yeterli miktarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan doğal kaynaklardır. Bu yüzden bu fidanların dikimi yaygınlaştırılıyor. Haberde buna ilişkin detaylar yer alıyor. Bir diğer gazete günaydın, Düzce Gazetesi. Hemen birinci sayfanın manşetinde çıkan haber: Akçakoca Orhan Gazi Mahallesi'nde Sevgi Seli, bu sefer seni başkan yapacağız. Kastettikleri Milliyetçi Hareket Partisi Akçakoca Belediye Başkanı adayı Okan Yılmaz. Seçim çalışmalarını mahalle mahalle, kapı kapı sürdüren MHP Akçakoca Belediye Başkanı adayı Okan Yılmaz, bugün Orhan Gazi Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Yılmaz, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadım. Düzce Belediyesi'ndeki çalışmalar artık yeni bir dönemin sonlarına doğru biraz daha hızlandırıldı. Başkanlığı bir anlamda veda toplantıları yapıyor personeliyle. Onlardan bir tanesi, temizlik personelini unutmadılar. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen mangal etkinliğinde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay çalışanlarla
bir araya geldi. Gerçekten de güzel bir atmosfer oluştu. Temizlik işleri personelinin bulunduğu film platosu alanında, eski demek de gerekiyor gerçi. Görgülü'den üniversitede gençlere nasihat. Biraz okuyalım. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından İlahiyat Gençliğinin Gelecek Perspektifi başlıklı konferansta Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doçent Doktor Ülfet Görgülü bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı denilmiş haberde. Evet, diğer gazetelere geçiyoruz. Düzce Postası gazetesi. Hemen çevre ilçelerden bir haberler var. Kaliteli insan göçünü hedefliyorum demiş. Bunu diyen Boğaziçi Belediye Başkanı, mevcut belediye başkanı ve aynı zamanda aday İbrahim Mercan. Boğaziçi Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan adayı İbrahim Mercan görev süresi içinde yaptığı çalışmayı anlattı. 5 yıllık hedeflerini açıkladı denilmiş haberde. İkinci okuyabileceğim bir haber, evet. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın İzleyiciler seçim ofisi açmış Düzce'de. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye geldi. Partisinin belediye başkanı da Yusuf Kadıoğlu'nun İstanbul Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosunun açılışını yapmış genel başkan. Evet, bir başka haber, İYİ Parti CHP İttifak ortak belediye başkanı da Ömer Küçük'e ilişkin hiçbir personelin yeri garanti değildir. İYİ Parti ve CHP Düzce Belediye Başkanı da Ömer Küçük, AK Parti iktidarlarında belediyelerdeki personel politikası olmadığının altını çizmiş. Personel alımlarında ya akrabalık dereceleri ya da siyasi tercihler ön rol oynuyor denilmiş haberde. Bir başka haber, Erdoğan Bey'e ilişkin MHP'li başkan adayı Bix, seçimi biz kazanacağız, kalıcıya söz. MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık, havası, konumu ve nüfusu ile Düzce'nin en gözde yerleşim yerlerinden birisi olan kalıcı konutlarda halka söz verdi. Bıyık, kalıcı konutlar bölgesinin her yönüyle cazibe merkezi haline getireceklerini söylemiş. Dün sayın izleyiciler biliyorsunuz Ormancılık Haftası'nın başlangıcı, ama bu arada Down sendromlu çocukların da günü. Onun için Damla Gazetesi'nde bir haber var. Nurseray, Düzce Belediye Başkanı Dursunay'ın eşi, Down sendromlu çocukları unutmadı. Düzce Belediye Başkanı Dursunay'ın eşi Nurseray, Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle kahvaltı etkinliğine bir araya geldi. Nurseray, hepsi okullarına devam ediyor, başarılılar. Tabii en büyüğü, tebriklerin en büyüğü ailelerine, bu meşakkatli yolda onların emeği karşılanamaz demiş haberde. Evet, okuyacağım üçüncü haber, istatistik haberi sayın izleyiciler. 100 yaşın üzerinde 15 kişi yaşıyor. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5202 yaşlı nüfus bulunuyor. Bunun Düzce'ye ayrılan kısmı, Düzce'de bulunan kısmı 15 olarak açıklanmış. Allah sağlıklı uzun ömürler diyeceğiz, zaten uzun ömürler olmuş. Evet, Manşet Gazetesi birinci sayfanın manşetini far gözlüğü taşımış. 3 iddia küllüm yalan. 1. Düzce için ne yaptı eleştirisi. 2. Millet İttifakı adayı Ömer Küçük'ün bana terörist dedi söylemi. 3. Eski Başkan Keleş'in projelerini engellediği iddiası. Tabi bu 3 tane iddiaya far gözü küllüm yalan diyor ve neden yalan olduğuna ilişkin de açıklamalar gazetenin iş sayfalarında detaylı olarak yer alıyor. Meraklısına okumalarını öneriyoruz. İkinci haber yine çevre belediyelerden. Başkan Tuna gönüllere dokunuyor. AK Parti Cumhuriyet Belediye Başkanı Recep Tuna ve ekibi 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumayir'inde çalışmalarını sürdürüyor denilmiş haberde. Evet, biliyorsunuz az önce başka bir gazetede okumuştum Demokrat Parti Genel Başkanı'na ilişkin. Ona ilişkin bir haberde, manşette okumak istiyorum. BK meselesi varsa kendilerini tartsınlar. Aşağıya okumak istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim bürosunun açılışı için Düzce'ye geldi.
Açılış ardından basın açıklamasında bulunan Uysal, 31 Mart öncesi de Türkiye siyasetini değerlendirdi. BK meselesi söylemini eleştirerek mevcut iktidarın 17 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatan Uysal, Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu ifade etti. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Demokrat Parti Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi denilmiş haberde. Evet sayın izleyiciler, hafta burada sona erdi. Güne bakış da burada bitti. Haftaya pazartesi tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.